Tamam mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda mutfaklarda büyüyen yangını, gençlerimizin artan işsizliğini, umutsuzluğunu, çaresizliğini, esnaflarımızın salgında bir başına kalmasını, bırakılmasını, emekçilerimizin çaresizliğini, artan vaka sayılarını, felakete dönüşen salgını, yani ülkemizin gerçek gündemini ele aldık. Bir ülke ya ilim ve adalette ya da zulüm ve zalimlikle yönetilir. Erdoğan şahsım hükümeti zulmüyle milletimizi artık nefessiz bırakıyor. Milletimizin nefesini zamlarla, işsizlikle, açlıkla, yoklukla, baskıyla kesiyor. Bu sabah Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Zulüm zam olup milletimizin başına yağmış. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bile durum felaket. Mart ayında enflasyon %1,1 artmış. Yılın ilk 3 ayında gerçekleşen enflasyon ise %3,7. Mart'ta 12 aylık enflasyon %16,2 olmuş. Bu 2019'dan bu yana gerçekleşen en yüksek 12 aylık Mart ayı enflasyonu. Ve bu enflasyonla Türkiye dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 14. ekonomi olmuş. Aynı ligde olduğumuz ülkeler Nijerya, Etiyopya, Haiti. Erdoğan şahsım hükümetinin yarattığı tablo bu. Son bir yılda benzinli otomobil %110, televizyon %89, dizel otomobil %86, bulaşık makinesi %68 zam görmüş. Türk lirasındaki değer kaybı bu ürünlerin fiyatlarını uçurmuş. Mutfaktaki yangın da korkunç. Son bir yılda yumurta %64, ayçiçek yağı %60, mısır özü yağı %55, mercimek %45, tavuk eti %44 zam görmüş. Bunlar da TÜİK'in makyajlı rakamları. Pazardaki, marketteki yangın çok daha büyük. Hem çekirdek enflasyon hem de üretici fiyatları aslında ileriye dönük iç açıcı bir tablo çizmiyor. Çekirdek enflasyon göstergeleri tüketici fiyatlarının üstüne çıkmış. Yine yurt içi üretici fiyatları Mart ayında %4,1 artmış. Mevcut seride en yüksek üretici fiyat enflasyonu. 12 aylık üretici enflasyonu %31,2 ile tüm Mart aylarının rekorunu kırmış. Son bir ayda Türk lirasındaki değer kaybının daha da hızlandığını düşünürsek, önümüzdeki aylarda milletimizin sırtına yüklenecek zamlar çok daha ağır olacak. Ama şahsım hükümetinin zulmü sadece zamla da bitmiyor. Bunlar aynı zamanda gerçek enflasyonu saklayarak da millete zulmediyorlar. Enflasyon araştırma grubunun rakamlarına göre Mart ayında enflasyon TÜİK'in açıkladığının 3 katı, 3. Onlara göre Mart'ta enflasyon %3,4 olmuş. İlk 3 ayda gerçekleşen enflasyon ise %8,4. Memura verdikleri %3 zam erimiş gitmiş. Enflasyonu düşük göstererek emekliye hak ettiği aylığı, memura ve işçiye hak ettiği ücreti vermemek zulümdür. Yani memura siz 2021'in ilk 6 ayında %3 zam vereceksiniz. Zaten uçup gidecek ama Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkına %33 zam yapacaksınız. Bu zulümdür, zulüm. Bu arada memura verilen zammın ilk 3 ayda eriyip gittiğini de biraz önce söyledim. Peygamberimiz işçinin hakkını alın teri kurumadan verin diyor. Şahsım hükümeti makyajlı enflasyon rakamlarıyla milyonlarca işçinin, emekçinin hakkını gasp ediyor. Ama milletimiz her şeyin farkında. Yapılan anketlerde milletimizin yarısı mutfaktaki enflasyon öyle 3-5 falan değil, %40'ın üstünde diyor. %40 nerede? 15-16 nerede? Halkın cebi yalan söylemez. Mutfaktaki yangın partili ayrımı yapmaz.
Türkiye'deki herkes yandım Allah diye bağırıyor. Bugün CHP'lisi, AK Partilisi, İYİ Partilisi, MHP'lisi hepsi çok kötü durumda. Önümüz mübarek Ramazan ayı. Sayın Genel Başkanımızın ısrarlı talepleri sonucunda 2018 Mayıs ayından bu yana emeklilere dini bayramlarda biner lira bayram ikramiyesi veriliyor. Ama son 3 yılda her şeye zam geldi. Bir tek zam gelmeyen emeklilerin bayram ikramiyeleri. Saray beslemelerinin Türksel Yönetim Kurulu'ndaki ücretlerini avroya endekslemeyi saray biliyorlar. Yandaşlarının geçilmeyen köprü ve otoyolu ücretlerini dövize endekslemeyi de biliyorlar. Ama iş emeklinin ikramiyesine gelince enflasyon kadar bir zam bile vermiyorlar. Bunu söyleyince de havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Emeklinin bayram ikramiyesi 3 yılda kuşa döndü. Enflasyon kaybını telafi etmek için bayram ikramiyesinin en az 1500 lira olması gerekiyor. Genel Başkanımız bunu söyledi. 10 milyon emeklinin sesine mutlaka kulak verin. Yaparlar mı? Sanmıyoruz. Çünkü onların yandaşa hizmet etmekten, emekliye hizmet etmelerine sıra gelmiyor ki. Bugün biz 10 milyon emeklimize söz veriyoruz. İktidara gelmeden bayram ikramiyesini size verdirdik. Ahtımız olsun, iktidara geldiğimizde de hak ettiğiniz bayram ikramiyelerini yine tas tamam biz size vereceğiz. Kendi siyasi ikbalini toplum sağlığının önüne koymak da zulümdür. Türkiye Lebalep kongrelerinde katkısıyla onun verdiği, millete verdiği cesaretle dünyada salgının yeni merkez üstlerinden biri oldu. Salgının başladığı Çin bile bizim yanımızda solda sıfır kaldı. Ülkemizde günlük vaka sayıları artık 40 binin üzerine yerleşti. Bu vaka sayılarıyla dünyada üçüncü, Avrupa'da ikinci sıradayız. 4 Nisan 2021 itibariyle günlük vaka sayısında Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtik. Yine günlük vefat sayıları da 180'in üzerine yerleşti. Salgınla mücadelede son 3 ayı bu hükümetin sorumsuzluğu yüzünden kaybettik. Bunların zulmü türlü türlü. Yandaşları için Londra'ya ambulans uçak gönderenlerin bu ülkenin sade vatandaşına hastane yatağı bulamaması tabii ki zulümdür. Aslı Özkısırlara 25 gün boyunca uygun koşullarda bir hastane yatağı bulunamamış. Neden bulunamadı? Çünkü tüm hastaneler ağzına kadar COVID hastalarıyla doluydu ya da salgın tehlikesi vardı. Aslı günlerce sesini Sağlık Bakanlığı'na duyurmaya çalıştı ama duyuramadı. Acaba daha Aslı gibi hastanelerde yer olmadığı için ihtiyacı olan sağlık hizmetini alamayarak yaşamını yitiren kaç hasta var? Erdoğan şahsım hükümeti ne kadar sorumluluktan kaçsa da onların sorumsuzluğunun bedelini insanlarımız canıyla ödüyor. Bu zulmün pençesi gencecik bir kadını 25 gün nefessiz bıraktı. Canını elinden aldı. Gözü yaşlı sevenlerini geride bir başına bıraktı. Şimdi Aslı'nın acılı kardeşi ablam nefes alamayarak can çekişerek öldü. Benim ablam yatak bekleye bekleye öldü diye haykırıyor. Biz bir kez daha Aslı Özkısırlara Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Zalimin zulmü sadece Aslı'nın boğazına sarılmıyor. Zulmün pençesi kadınların, çocukların boğazından da bir türlü çekilmiyor. Türkiye tek bir imzayla kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemeye amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarıldı. Erdoğan şahsım hükümeti ne milli irade dinledi ne de ahde vefa dinledi. Kadın ve çocuk katillerinin sırtı 3-5 oy uğruna Erdoğan tarafından sıvazlandı. Ama sonunda sadece Mart ayında 28 kadın hunharca öldürüldü. Bu işin başında söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Bundan sonra sesi ve nefesi kesilen her kadının canında, çocuklara uzanacak her rezil elde
Erdoğan şahsi hükümetinin sorumluluğu ve vebali vardır. Değerli basın mensupları, zalimin zulmü sadece kadınların, çocukların nefesini kesmiyor. Bu ülkenin geleceği gençlerimizin de boğazını sıkıyor, nefesini kesiyor. Şu resimlerde gördüğünüz gırtlağına basılanlar bu milletin çocukları. Burada boğulmak istenen ülkemizin geleceği. Ülkemiz AK Parti'de büro elemanlığı kapıp sonra da burnuna pudra şekeri çeken saray beslemelerine mi emanet edilecek? Yoksa bugün boğazına yapıştığınız, nefesini kesmek istediğiniz Boğaziçi'li gençlere mi emanet edilecek? Erdoğan'ın tercihinin ne olduğu bellidir. Erdoğan saray beslemelerinden yanadır. Bu ülkenin iyi yetişmiş gençlerinin karşısındadır. Erdoğan ağaca su vermek adalet, dikene su vermek zulümdür diye çok yakın zamanlara kadar ahkam kesiyordu. Ama gördük ki diken kendinden olunca zulüm de bunlara hak oluyor. Değirmenin suyu sonuna kadar o dikenleri sulamak için akıtılıyor. Ülkenin tüm suları, kaynakları da yandaşlara akınca milletin gencecik fidanları suyla buluşamadan kavrulup kuruyor. İşte bu zulmün dik alasıdır. Dün Sayın Genel Başkanımız üniversite mezunu işsiz gençlerimizle beraberdi. Onların dertlerini, sorunlarını dinledi. Gençlerimiz artık özgeçmişin hiçbir anlamı yok. Bir kurumda işe girerken kimi tanıdığınız tek belirleyici deme noktasına kadar gelmiş. Millet evladını yıllarca okutuyor. Çocuklar okullarda dirsek çürütüyor. Ama sonra yıllarca iş bulamıyor. AK Partili lise mezunu bir büro memuru kaynağı nereden geldiği belli olmayan paralarla milyonluk arabalara binip milyoner hayatı yaşarken bu gençlerin işsiz kalması, onları binbir emekle okutan aileleri de, ülkemizde yaşanan bu çürümeyi de ortaya seriyor. Büro elemanı bunları yapıyorsa büronun asıl sahipleri acaba neler yapıyor diye milletimiz düşünüyor. Gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe de umutla bakamaz. Ülkemizde namusuyla okuyup çalışan gençler kendini Türkiye'nin zencisi olarak görüyorsa ortada yüzleşmemiz gereken çok büyük bir zulüm vardır. Hazreti Mevlana'ya göre zalim üzerine düşen görevi ve yükümlülüğü yerine getiremeyendir. 19 yıldır iktidar olup da bu ülkede 10.287.000 yurttaşımız halen işsizse, son 2 yılda 1.926.000 çalışanımız işini kaybetmişse, her 100 kişiden 27'si üniversite mezunuysa ve bu memleketin en değerli varlığı olan her 4 gençten biri işsizse, demek ki Erdoğan şahsi hükümeti üzerine düşen görevi yapmamıştır. Yapamamıştır. Yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Ve milletimize en ağır şekilde zulmetmiştir. Milletin verdiği görevi layıkıyla yerine getiremeyen Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de onlarca müzisyen gencimiz bu salgın sürecinde yaşamına kıydı. Daha dün Diyarbakır'da 33 yaşındaki bir genç Ramazan Ünal işini kaybettikten sonra geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi. Hafta sonu Sakarya'da 21 yaşındaki bir başka genç Tuğrul Erüklü, benim geleceğe dair umudum yok, hayalim yok, hayattan bir beklentim yok, bu dünyada yerim yok artık diyerek yaşamına kıydı. Çaresizlik, umutsuzluk gençlerimizi bu hayattan koparıyor. Ve bu insani dramlar medyada hayali gündemlerle karartılıyor. Zalimin zulmü sansürle ve çizilen pembe tablolarla saklanıyor. Ama hakikatler dönüp dolaşıp kral çıplak diye bas bas bağırmaya başlıyor. Değerli basın mensupları, bizim inancımızda adalet herkese hakkı olanı vermektir. Şu salgın döneminde ve mübarek Ramazan ayı öncesinde kısa çalışma ödeneği uygulamasına son verildi. Erdoğan şahsi hükümeti hem Ramazan ayında esnafı kapatacağım
hem de kısa çalışma ödeneğini kaldıracağım dedi. Şimdi 1 milyon 300 bin emekçimiz ya işsiz kalacak ya da zorunlu izne çıkarılacak. Bu arada zorunlu izne çıkarılanlara yapılan günlük ödemeyi de 47 lira 70 kuruştan 50 liraya çıkarmışlar. Salgın nedeniyle zorunlu izne çıkarılacak emekçilerimize Nisan ve Mayıs aylarında günde 2 lira 30 kuruş sağ olsunlar zam yapmışlar. Emekçiyi Ramazan öncesinde ailesiyle beraber sefalete mahkum edeceksin. Sonra da günde 2 lira 30 kuruş sana zam yaptım diyeceksin. Zorunlu izne çıkarılanlara verdiğin sefalet ücretine %5 bile zam yapmayacaksın. Ama bu arada Borsa İstanbul yönetimine atadığın saray çocuklarına %33 zam yapacaksın. Ramazan ayında esnafın, çalışanın boynunu büküp nefessiz bırakacaksın. İnsaf bunun neresinde? İzan bunun neresinde? Hiç mi Allah korkusu yok? Bu mudur hak? Bu mudur adalet? Bu mudur vicdan? Buradan söylüyorum. Turizm sezonu geliyor. Geçen yıl turist yoktu, işletmeler perişan oldu. Bu yıl turist sayısının artacağı anlaşılıyor. Ama şimdi de kısa çalışma ödeneğini erkenden keserek Erdoğan şahsım hükümeti işletmeleri felç edecek. Bu sefer de gelecek turisti ağırlayacak işletme bulamayacağız. Ya kafanızı bir kaldırın. Dünya esnafına ne kadar destek veriyor? Kesiyor mu desteği, verdiği desteği? Yoksa bu pandemide esnaflara verdiği desteği arttırıyor mu? Bir bakın. Herkes verilen desteği erken kesmek en büyük hatadır diyor. Erdoğan şahsım hükümeti salgında esnafa hem yeterli destek vermedi hem de şimdi sınırlı desteği erkenden kesiyor. Bu yaptıkları esnafın da çalışanın da nefesini kesmektir. Bu yapılan zulümdür. Adaletsizlik, haksızlık ve zulüm sadece esnaf ve emekçiye mi yapılıyor? Hayır. Çiftçilerimiz de Erdoğan'ın şahsım hükümetinin zulmünden payını alıyor. Aylardır çiftçi borçlarının yapılandırması için düzenleme yapın, çiftçi borcunu yapılandırın diye bağırdık, faizsiz yapılandırın dedik. Arkadaşlarımız bunun için meclise birçok kanun teklifi verdi. Nihayet meclise bir düzenleme geldi. Ama daha fare bile doğuramadı. Bir kere çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na olan borçlarını görmezden gelmişler. Çiftçinin bankası olsun diye kurulan Ziraat Bankası her nedense çiftçinin borcunu yapılandırmayla ilgili bir düzenlemeye tabi olmuyor. Ama sarayın havuzcularına, medya baronlarına verdiği borçları defalarca yapılandırdığını duyuyoruz. Getirilen düzenleme sadece tarım kredi kooperatiflerine olan borçları kapsıyor. Ama bakıyoruz tarım tefeci kooperatiflerine olan borçlar yapılandırılırken önce bir %30 peşinat ver diyorlar. Sonra da sana %18 faiz uygularım diyorlar. Yani sarayın şahsım hükümeti anlaşılan çiftçinin tuzu kuru zannediyor, borcunu da keyfinden ödemiyor diye düşünüyor. Biz borcun faizini silin, ana parayı da uygun şartlarla taksitlendirin demiştik, bunların hiçbiri yapılmamış. Bu çiftçinin mağduriyetini gidermez, derdine derman olmaz. 5 tane yandaş müteahhidin vergi borçlarını tek kalemde silenler, çiftçinin faiz borcunu silemiyorsa bu bir siyasi tercihtir. Ve bu yapılan çiftçinin boğazına sarılmaktır, çiftçinin nefesini kesmektir, zulmetmektir. Zulmün bir diğer adı Beytülmal'e sahip çıkmamaktır. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştırıldı. Erdoğan ve damadı bir oldu, 128 milyar doları har vurdu, harman savurdu. Hangi yöntemle, hangi kurdan, milletin dövizi kimlere satıldı? Bunu soran bürokratın kafası gidiyor. Merkez Bankası Başkanı'nı yakın zamanda bu nedenle görevden aldılar. Şimdi 128 milyar doları unutacak, şahsım hükümetine sıkı sıkıya bağlı bir başkan getirerek kendilerini garantiye almış görünüyorlar. Yetmiyor, bir de duruma vaziyet etsin diye bir başkan yardımcısı ve yine saraya yakın bir banka meclisi üyesini atadılar. Atanan başkan yardımcısının kariyeri küresel faiz lobilerinde çalışmakla geçmiş. Erdoğan şahsım hükümeti dediğime bakma, yaptığıma bak diyerek bu atamayla faiz lobilerine de selam çakıyor. Yine 128 milyar doların buharlaştırılması operasyonlarında bilgi sahibi olduğu bilinen bir kamu bankasının genel müdürü de görevden alınıyor.
Milletin 128 milyar dolarını buharlaştıranlar arkalarında iz bırakmamak için anlaşılan mıntıka temizliği yapıyorlar. Yakında Merkez Bankası ve hazine arşivlerinde yangın çıkarırlarsa veya arşivleri su basarsa hiç şaşırmayın. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu işin sorumluları yargı önünde bu yaptıklarının hesabını mutlaka verecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapacağımız ilk işlerden biri bu 128 milyar doların hesabını sormak olacaktır. Biz şuna inanıyoruz, zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur. Ve biliriz ki zalimin sonu yaklaşınca zulmü de artar, daha da azgınlaşır. Onun için Anadolu'da zalimlere zulmün artsın ki zevalinde tez olsun denir. Bu ülkede zulmünü sürekli arttıran bir şahsım hükümeti var. Kadın, çocuk, genç, işçi, işsiz, esnaf, çiftçi, herkes ama herkes. Bunların zulmünden payını alıyor. Yüz binlerce ailenin hayatı karardı. Çok ama çok ah aldılar. Hazreti Ali'nin dediği gibi, bir mazlumun ahı yer ile gök arası kadar büyüktür. Ve biliriz ki mazlumların ahı indirir şahı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm mazlumların sesi olmaya, ihsan ve adalet bayrağını savunmaya devam edeceğiz. Halkın gerçek gündeminin çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, dün açlığı, yoksulluğu, işsizliği, intiharları yani ülkedeki zulmün üstünü darbe iddialarıyla örtme senaryosu uygulamaya kondu. Erdoğan şahsım hükümeti yeni bir darbe mağduruyum oyununun perdesini açtı. Biz bu kabak tadı veren tiyatroyu çok izledik. Milletimiz de Erdoğan'ın şahsım hükümetinin sahte gündemler ve algı operasyonlarıyla milletin gündemini çalmasından artık bıktı, gına geldi. Erdoğan şahsım hükümeti Ayasofya baş imamı şeriat istediğinde faize ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktığında buna ses çıkarmıyor. Seçim kazanmak için bölücü terör örgütü elebaşının mektubunu televizyonlarda okuttuğunda, kardeşini devlet televizyonlarına çıkarttığında bunlara ifade özgürlüğü diyor. Ama içlerinde aylardır ağızlarından düşürmedikleri Mavi Vatan'ın müellifi olan, yine 15 Temmuz'da FETÖ örgütüyle göğüs göğüse çarpışmış olan emekli amirallerin bulunduğu bir grubun yaptığı bir açıklama, darbe yapmak için bir araya gelmek olarak yorumlanıyor. Anlaşılan bu ülkede ifade özgürlüğü sadece saray, sarayın yandaşları ve sarayın değirmenine su taşıyanlar için var. Erdoğan şahsım hükümeti hafta sonu birkaç tane emekli amiralin yaptığı açıklamadan sonra darbe ve vesayet tamtamlarını çalmaya başladı. Açıklamanın üzerinde çılgınca tepiniyor. Şablon bir retorik kalemşörleri aracılığıyla basın yayın organlarında okunuyor, konuşuluyor. Kamu kurumlarının internet sitelerine konuyor. Tüm bu organize işler işsizlikten, yoksulluktan, salgından bunalmış milletin gerçek gündemini karartmak için yapılıyor. Emekli amirallerin yaptığı paylaşımın yöntem ve şekli elbette eleştirilebilir. Ama bu metinden darbe çıkarmak doğrusu farklı bir hüner ister. Ama 15 Temmuz'u daha unutmadık. Hain darbe girişimi herkesin hafızalarında taze. Türkiye'de darbe olmasını istiyorsanız emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden korkacaksınız, çekineceksiniz. Bu ülke emekli olan fikrini ve tecrübesini ülkenin siyasetçileriyle paylaşmak isteyen amirallerden çekmedi. Bu ülke ne çektiyse sarayın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpaslarla soktuğu mensubiyeti başka yerlere ait olan generallerden çekti. Ve bugün bir tarikat gitti, onun yerine diğerleri geldi. Şimdi Sayın Erdoğan'a soruyoruz. Yani sizin aklınızın başınıza gelmesi için bu ülkenin başına daha hangi felaketlerin gelmesi gerekiyor? Genel Başkanımız 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz sivil darbesinden önce Yenikapı'da tüm Türkiye'nin şahitliğinde Erdoğan'a şu çağrıda bulunmuştu. Adliyeye, camiye ve kışlaya siyaseti sokma.
Erdoğan bu çağrıyı hiç dinlemedi. Onun yerine 20 Temmuz sivil darbesini yaptı. Arkasından da tek adam vesayet rejiminin düğmesine bastı. Siyaseti camiye de, kışlaya da, adliyeye de acımasızca sokmaya devam etti. O gündür bugündür de bu tahribatın sonucunda yaşanan devlet krizinin neticesinde milletimizin iki yakası bir araya gelmedi. İşsizlik çığ gibi büyüdü. Aşımız küçüldü. Ülkemizin bereketi kaçtı. Bu çağda demokrasiyle yönetilmek bir ülkenin en büyük onurudur. Ancak tek adam vesayet rejiminin düğmesine basıldıktan sonra gördük ki millet iradesine darbe sadece asker postalıyla yapılmaz. Millet iradesi mokosenle de ayaklar altına alınır. Millet iradesine darbe 2015'te Haziran seçim sonuçlarını tanımayarak ardından milletin güvenlik endişelerini kaşıyıp seçimleri tekrarlatarak da olur. Millet iradesine darbe bir önceki seçimde halkın %49,5'unun oyunu almış bir başbakanı ince bir saray darbesiyle istifaya zorlayarak da olur. Millet iradesine darbe tek adam vesayet rejimini geçebilmek için sarıklı darbecilerin bombaladığı Gazi Meclisi 20 Temmuz'da o hal ilan edip devre dışı bırakarak da olur. Millet iradesine darbe o hal koşullarında referandum yapıp bir de üstüne mühürsüz oyları seçim devam ederken geçerli sayarak da olur. Millet iradesine darbe 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde kaybettiği seçimi mızıkçılık yaparak yandaşı hakimler eliyle tekrarlatmakla da olur. Millet iradesine darbe meclisten oy birliğiyle geçen bir uluslararası sözleşmeden ülkeyi tek bir imza ile çıkararak da olur. Millet iradesine darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilen bir yasa teklifini meclisin kayyum başkanına iç tüzüğü çiğneterek yeniden genel kurula getirterek de olur. Millet iradesine yapılan bu darbelerin hiçbiri asker postalıyla yapılmamıştır. Bu darbelerin hepsi Erdoğan'ın ayağındaki mokasenle yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbelere karşı tavrımız son derece nettir. Bunu tarih ve millet huzurunda bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Postalla yapılan darbeye de karşıyız, mokosenle yapılan darbeye de karşıyız. Milletimizin hakkının, hukukunun her zaman yanında olacağız. Milli iradenin daima savunucusu olacağız. Hegel'in şu sözlerini paylaşarak bir bardak suda darbe fırtınası koparanları uyarmak istiyoruz. Bütün tarihsel büyük olaylar ve kişiler hemen hemen iki kez yinelenir. İlki trajedi olur, ikincisi ise komedi. Milletimiz emekli amirallerin açıklamasından darbe çıkarma tezgahının bir trajedi değil, komedi olduğunun elbette farkındadır. Milletimiz Erdoğan şahsi hükümetinin darbe simsarlığından artık bıkmıştır. Yaşanan komedi sadece şahsi hükümetinin çaresizliğinin, koltuğunu korumak için yaptığı şımarıklıkların bir başka tezahürü değildir. Bu aynı zamanda meclisin kayyum başkanının önce ifşa ettiği, bizim şiddetle karşı çıktığımız Montrö tartışmasında Montrö sözleşmesinden çıkılmasın diyenlere bir gözdağıdır. Kanal İstanbul üzerinden okyanus ötesine göz kırpmaktır. Bu oyuncular koltukları için bu ülkenin bekasını ve toprak bütünlüğünü tartışmaya açmak isteyebilir. Ama milletimiz buna izin vermeyecektir. Milletimiz herkesi yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla görüyor. Herkesin notunu veriyor. Milletimiz sandığın daha fazla gecikmeden önüne gelmesini istiyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. Bu kibirli kadroları, kendini beğenmiş kadroları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa şimdi sorularınızı alayım. Efendim, Doğrusu Haber'den Müşra Taşkıran.
Möntro-Bozlar Sözleşmesi hakkındaki bildiri sonrasındaki emekli amirallerin gözaltına alınmasından sonra CHP'nin bir yol haritası var mı? Ne yapmayı planlıyorsunuz? İkinci olarak da sorum, 98 eski CHP'li vekil de Möntro tartışması açılamaz ifadelerini kullandı, bir açıklama yaptı. Eski CHP'li vekillerin gözaltına alınması durumunda CHP nasıl bir yol haritası izleyecek? Teşekkür ederim. Şunu bir kere açıkça ifade edeyim. Yani bugün belli bir yaşa gelmiş, bugüne kadar FETÖ örgütünün kumpasları nedeniyle bedeller ödemiş, ülkeden kaçmak gibi bir düşüncesi olmayan amirallerin gözaltına alınmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama oynanan bu oyunun da milletimizin gerçek gündemini karartmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek gündemi milletimizin açlıktır, işsizliktir, yokluktur, pahalılıktır, gençlerin işsizliğidir. Pandemide, pandemiye yakalansın yakalanmasın yaşamını kaybeden insanlarımızdır. Bu gerçek gündemin peşini bırakmayacağız. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onlara başlayacağım. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Açıklamanızda da detaylı bir şekilde bahsettiğiniz gibi kamuoyunun gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden bildiri üzerine bir soru. Bildirinin ardından Kanal İstanbul tartışmaları gündeme geldi. Bu bildiri Kanal İstanbul tartışmalarını nasıl etkiler? Şimdi bir kere her şeyden önce şunu söyleyelim. Yani biz iktidara geldiğimizde bu ucube projenin yapımcılarına paralarını ödemeyeceğiz. Bu projeyi kim istiyor? Anketlere bakıyorsunuz. Millet istemiyor. İstanbullular istemiyor. Montrö Sözleşmesi'nden Kanal İstanbul'a yol döşemek, gerekçe üretmek aslında rant sevdasıyla sarhoş olmuş bir zihniyetin ürünüdür. Ve okyanus ötesine selam göndermektir. Efendim bir diğer soru da Halk TV tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Üzerinden 15 gün geçti. Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı'nın tarikat evinde namaz kıldığı iddia edilen amiralle ilgili incelemenin sonucunu hala duyamadı. Ama savcılığın Montrö bildirisi için 10 amirale hemen gözaltı kararı dikkat çekti. Bu iki farklı yaklaşımı siz nasıl yorumlarsınız? Bu olayların ele alınış biçimi bize açıkça şunu gösteriyor. Şahsım hükümeti için emekli amiraller sarıklı, cübbeli, muvazzaf amirallerden daha tehlikeliymiş. Teşekkür ediyorum.